Şimdi birinciyi açıkladım. Bu komisyon raporunun kapağı. Arkadaşlar bunları herhalde aldınız. Tamam. Değerli kardeşlerim, ikincisi yapı ruhsatı. Üzerinde çok sayıda yolsuzluk ve çok sayıda usulsüz oynama yapılmış. Bu oynama nedeniyle yüzlerce milyon lira usulsüzlük yapılmış. Buyurun. Bu elektronik posta değil ha. Orijinal, orijinal. Bu. Kardeşlerim, ben belediyecilikten geliyorum. Bunların hangi fırıldağı nasıl çevirdiğini çok iyi biliyorum. Ve güzel de bir oyun oynamışlar. Aldıkları parayı da borç olarak aldığını söylüyorlar dışarıdaki bir mühendislik bürosu üzerinden. Bakın burada isim veriyor. Filancadan borç olarak 300 bin dolar nakden aldım diyor. Alanın da isminde altı var. Bu da beyefendinin yanındaki çalışan elemanlardan bir tanesi. Şimdi geliyorum finale. Finale. Şişli Belediyesi'nde belediye başkanı olmak üzere şu anda ismi açıklanan kişi kaçak inşaat yapımına sürekli göz yummuş, hatta yardımcı olmuş, gerekli kolaylıkları sağlamış. Bunların hepsi bu 57 sayfalık dosyanın içinde var. İnşaat mafyasıyla işbirliği yapmışlar. Rüşvet karşılığında inşaat sahiplerine olağanüstü rant temin etmişler. Belediye başkanı baş sorumludur. Bunu kim diyor? Komisyon diyor. Ben demiyorum. Yıllar önce İstanbul Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü'nde yapılan yolsuzluk yıllardır partimize yönelik tek eleştiri olmuştur. Ben demiyorum. Bu üç kişi diyor. Genel başkanımız SHP CHP birleşmesinden sonra genel başkan olunca ilk demeçlerinden biri de İSKİ'deki yolsuzluktan dolayı Türk halkından özür dilemek olmuştur. Ben demiyorum. Komisyon üyeleri diyor. Kaldı ki İSKİ Genel Müdürü sonuçta siyasi kimliği olmayan bir bürokrattı. Bu olayların, yani Şişli Belediyesi'ndeki yolsuzluk olaylarının siyasi sonuçlarının faturası ağır olacaktır diyor bu üç kişi. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan Şişli Belediye Başkanı ismini anmayacağım, tanıyorsunuz zaten. Ve Belediye Meclis Üyesi BÖ'nün Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilerinin kesilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş ve raporumuz ekleriyle birlikte Merkez Yönetim Kurulumuza arz edilmiştir diyor. Kardeşlerim, işte bu araştırma komisyonu raporunun ardından da Şişli Belediye Başkanı CHP'den ihraç ediliyor. Biliyorsunuz CHP Genel Müdürü de Şişli Belediye Başkanı'nın yolsuzluk dosyası önünde objektiflere poz veriyordu. O pozu görenleriniz oldu mu? Görenleriniz oldu mu? Belki görenler olmayabilir. Ben o pozu bir daha göstereyim. Bakın burada
Mustafa Sarıgül yolsuzluk dosyası diyor. Ben demiyorum. Kılıçdaroğlu'nun kendisi diyor. Buyurun. Buyurun. O gün yolsuzluk yapan bu kişi, ya şimdi ne oldu da temize çıkarıyorsun? Ne oldu da adayı yapıyorsun? Hani sen temizdin ya. Öyleyse niye ihraç ettiniz? İhraç ettiğiniz bu kişiyi neden şimdi aday gösteriyorsunuz? Kardeşlerim, bakın burada bir konuyu daha açıklayacağım. Biliyorsunuz TMSF bir kredi borcundan dolayı geçen hafta bu Şişli Belediye Başkanı'nın mal varlığına el koydu. Çıkmış diyor ki seçimler yaklaşıyor diye bana bunu yapıyorlar diyor. Ya geç o işleri. Ne alakası var? TMSF'ye yeni bir belge ibraz edildiği için TMSF böyle bir adımı atmıştır. Bunu hemen bir komplo, bir mağduriyet vesilesi olarak kullanmaya kalkıştılar. Gene genel başkanı konuşamıyor. Birileri vasıtasıyla bir şeyler demeye çalışıyorlar. Çünkü savunulacak hiçbir yanı yok. Şişli Belediye Başkanı ve arkadaşları 1998 yılında Bank Express'ten kredi alıyorlar. 4 milyon dolar. Krediyle ilgili usulsüzlük diz boyu. Sonradan banka zaten TMSF'ye geçiyor. TMSF'ye şu geçtiğimiz Kasım ayında, yani 2013 Kasım ayında bankanın eski sahibi bir belge ulaştırıyor. Olay daha yeni. Aralık, Ocak. 2 aylık bir olay. Gelen bu yeni belge ile birlikte TMSF'de Şişli Belediye Başkanı'nın mal varlığına el koyuyor. TMSF'ye bu yeni belgeyi veren biz değiliz. Bankasya'nın sahibi. TMSF kendi kendisine de hareket etmiyor. Oraya bir yeni belge veriliyor. Ve el koyma o yeni belgeden sonra gerçekleşiyor. O belgenin neden şimdi geldiğini de taraflar çıksınlar, açıklasınlar. Bizimle alakası olan bir şey değil. Seçime 3,5 ay kala biz birileri gibi şantaj yapıyoruz.